Evet haberi izledik değerli izleyiciler. Ee, Türkiye tabii ki doğal olarak bu vahim olayı konuşmaya, bu skandalı konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Bundan sonra neler olacağını, bugüne kadar neler yaşandığını Ucim Başkanı Saadet Özkan'la ve aynı zamanda da Çocukların Avukatı Gülşah Ekin Taş'la konuşacağız. Ee, Saadet Hanım e, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Alper Bey. Gülşah İyi Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Ucim Başkanı Saadet Özkan'la başlamak istiyorum. Ucim olarak ilk ihbar bildiğim kadarıyla size geldi. E şöyle çok kısaca tekrar bu elmalı davası nedir bilmeyenler için o ihbardan itibaren çocukların özellikle neler yaşadığını, bugüne nasıl gelindiğini bize anlatabilir misiniz? Ben öncelikle görüntülerle ilgili şu anda izlediğim görüntülerle ilgili üzüntümü iletmek istiyorum. Çünkü... Biz çocukları sır gibi saklıyoruz ucum olarak çünkü bu çocuklar hani görüntülenmiş babaneleriyle dışarıya çıktıklarında e, o çocukların e, orada örselenmemesi adına e, yani orada bir unutulma hakkı e, ve böyle bir durumda gazetecinin oraya gitmesi belki yani çok iyi niyetle oraya gidip yardımcı olmak istiyor ama e, çocuklar bu durumdan çok derin etkilenirler. Evet. E, ve toplum olarak e, bugün biz çocukların yanında Elmalı dosyasının e, davasının içinde ve yanında olurken bir anda babaannenin de e, ve linç e, edildiğini görebiliriz bir iki gün sonra çünkü bunlar yaşadığımız şeyler daha Zaten bugün sosyal medyada annenin bir takım iddiaları da var babaanneyle ilgili. Tabii bunu yapacaktır. Çünkü biz cinsel istismar davalarına girdiğimizde bildirim yapan e, bu kişilerin nasıl yıpratıldığını hep görüyoruz. Çünkü istismarcılar eylemleri gizli kalsın isterler. O eylemler açığa çıktıktan sonra da bu eylemi bildiren kişilere e, korkunç ithamlarda bulunurlar. Ki burada e, sözde anne. Ben anne diyemiyorum kendisine. Sözde anne orada çocukların adına kadar yayınladı. Yani bu çocukların şu anda herkes adını biliyor. Peki sadece iyi yürekli insanlar mı bu çocuklar için? Hayır, istismarcılar, pedofililer şu anda çocukların adını, sanını, yerini, yurdunu öğrenmiş durumda. O yüzden hani aile Bakanlığıyla da devamlı bildiriyoruz. Çocuklarla ilgili çekincelerimizi iletiyoruz çünkü bu çocuklar sokak ortasından dövülerek kaçırılmaya çalışıldı. Yani e, bugün bu çocuklar hayatta olmayabilirdi. Delilleri karartmak için çocukları kaçırdılar, çocukları kaçırmaya çalıştılar, teşebbüs ettiler. E, avukatımız Türkiye e, Ucim Türkiye Hukuk Koordinatörümüz Gülşah Hanım, e, Gülşah İkintaj, olaya çok da hakim ayrıntılara. O zaten bütün o ayrıntıları da size o zaman, iletecektir. Evet Gülşah Hanım şimdi şöyle tahliye özellikle tüm Türkiye'den şöyle bir tepki var. Hem öz anne hem de aynı zamanda üvey baba yargılanıyorlar. Bir yandan yargılama devam ediyor ama son duruşmada tahliye edilmelerine, tutuksuz olarak yargılanmalarına karar veriliyor. Neden böyle bir karar çıktı? Bir çelişkiden bahsediliyor çocukların ifadelerinde. Bunun mu etkisi oldu? Ee, öncelikle e, Alper Bey şöyle, e, son celse tahliye edilmedi e, bu sanıklar. Aslında 5 Ocak 2020 tarihinde tahliye edildiler, aylar önce tahliye edildiler. Yani ikinci celse, biz 16 Ekim'de ilk celseye girdik, 5 Ocak'ta ikinci celse tahliye kararları verildi. İlk celse tutuklanmalarının sebebi istismardan değildi. Öğretmenim de söylediği gibi delilleri karartma şüphesinden dolayı çocukları... E, Yargılamanın başlamasından bir hafta önce kaçırmaya çalıştılar. Velayeti kendinde olan çocuğu değil de diğer büyük olan çocuğu. Çünkü o çocuk büyüktü yaşça ve her şeye hakimdi biliyordu tüm detayları. O Şu çocuğu, an 9 yaşında değil mi? Tabii evet 9 yaşında. O çocuk her şeyi detaylı bildiği için o çocuğu kaçırmaya çalıştılar darp ederek. Biz bu kamera görüntülerine ulaştığımızda mahkemeye sunduk. Hatta ilk gelse telefonumdan açıp izlettim heyete. Çocuğu kaçırmaya çalışıyorlar, e, delilleri karartmak istiyorlar diye. İlk celse 14 saat süren duruşmanın ardından tutuklama kararı çıktı. Yani bu iki sanık aslında aylardır tahliye edilmiş durumdalar. Evet neden peki bu, şimdi ne oldu da e, evvelsi gün patladı bu tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline geldi? E ee, biz de bu konunun nereden patladığını ve nasıl çıktığını, bu ve çocukların çizdiği resmin nasıl sosyal medyaya ulaştığı konusunda hiçbir bilgimiz ve fikrimiz yok. Ee, yani Ben bu konuyla ilgili da... değinebilirim. Bu lütfen, kısma değinebilirim. Lütfen Sadet Hanım sizden sorunun sorun Şimdi biz, biz zaten sosyal medyada bir sene önce bu fotoğrafları sosyal medyada gördük. Bu görüntüler görüldükten sonra gece ucime, e, i̇hbar da geldi. Yani bize yardım eden ihbarı geldi. O günkü ihbar görevlisi avukatımız bu davayla ilgili ya yani bu olayla ilgili babaanneyle görüştü. Görüşme sağladıktan sonra biz davaya müdahale olduk. Yani biz bu görüntüler e, hatta e, haber kanallarında var. Arşive girdiğinizde e, arşivlerde bunu görebilirsiniz. Sosyal medyada o tarihte de çok büyük bir yankı uyandı. Elmalı değil. Pinike davası diye bir ya, e, yankılama oldu evet. ve bu yankının üzerine gece ben e, o gün uykumdan uyandırıldım çok geç vakitti e, telefonum defalarca çalınca e, korkunç bir olay e, işte hocam böyle böyle gör, görüntüler var bu çocuklarla ilgili bir durum var biz evet. o zaman sosyal medyaya şöyle yazdık lütfen çocukların yanında olan kişi bize ulaşsın onun üzerine de zaten avukatımız Gülşah Ekintaş Taş e, aileyle yani babaanneyle irtibata geçti. E, bunun üzerine zaten biz davaya yönlendik ve Elmalı'ya gittik. Elmalı davasında biz de Toro'da olduk. E, ucum olarak da müdahalemiz kabul edildi e, ve e, orada hani siz e, çok iyi bir soru sordunuz. Gülşah Hanım da o kısmını mutlaka yanıtlayacaktır. Çocukların Balıkesir Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığından cinsel istismara uğradığı yönünde zaten bir adli tıp raporu geldi. Hadi siz e, burada ben sözlü anne diyorum, hala anne diyemiyorum. Sözde anne yanın yayınladığı adli tıp raporu Şimdi, değil. Şimdi annenin bugün yaptığı e, açıklamalardaki iddialarına göre böyle bir cinsel istismar yok şeklinde bir açıklaması yok. Var. Adli tıp raporunda bu şekilde belirtilmiyor. Şeklinde bir iddiası var. O zaman yalan ifade mi Biz bunlar. istismarcıların istismar yaptım dediğini hiç duymadık zaten. Evet. Şimdi ben e, o konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Eee annenin o Twitter'da paylaştığı istismar yok bulgusu olan rapor ee, dava tarihinden çok önce alınmış bir rapor. Davamız 24 Temmuz 2020 tarihinde açıldı. Evet. Ben o raporu inceledim. Ee, o o 24.01.2020 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bir rapor. Ee, o bulguların olmadığı rapor. Bizim davamız 24 Temmuz'da açıldı. E bu ayrıca bu paylaşımı annenin de yaptığı şüpheli. E bunu Avukatın birlikte Avukatın yazdığı aşikar tabii. <laughs> yani ne diyebilirim? <laughs> Yani kullanılan ifadelerden, terimlerden o Tabii. çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yağmadan da cezası olan biri bildiğim kadarıyla değil mi anne? Onunla Öyle ilgili bir de daha sonra bilgilendirme yapacağım diyor. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Nedir o daha önce cezaevine girmiş, işte küçük kızını yanına almış hatta iddiasına göre abisinin ona yönelik bir takım saldırılarından dolayı cezaevine aldığını iddia ediyor. Yani kendi çocuğunu da bir anlamda suçluyor. Bu Gerçekten çok şaşırtıcı açıklamalar var. E, yani paylaşımlarda. E, Alper Bey istismarın varlığından ve bu çocukların yaşadığı durumdan e, bizi uzaklaştırmaya çalışan e, bir sanık tarafı var. E, ve biz e, yargıda bunları e, davalarda çok yaşadığımız için bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü çocukların yaşadığı acıları, adli tıp raporlarını, e, Gülşah Hanım ayrıntıları söyler. ...o çocukların kullandığı bütün ilaçların hepsini biz biliyoruz. Yani bu çok çocuklar... Çok ağır ilaçlar çok bildiğim kadarıyla, yetişkinlerin Evet, dost, dosyamıza fiziksel da sunduk ilaçları. Tabii, çocuklar fiziksel olarak da, de çok ciddi acılar çektiler. Çekiyorlar, hala da emareler var. O yüzden biz bu çocuklarımız, adli tıp proflarımız... ...geçen günde yayına bağlandılar. Hiçbir çocuk, hiçbir çocuk cinsel istismarı... ...bu yaş dilimindeki çocuklar... Cinsel istismarda bu ayrıntıları veremez. Siz onun önünü o çöpadan çizin, şurasına şunu çizin dediğinizde çocuklar onu çizemezler. O adli tıp kurumundaki kıymetli e, hocalarımız... E, ...hem İstanbul Adli Tıp'ta hem de Balıkesir Üniversitesi'ndeki adli tıptaki uzmanlarımız... ...onlarca profesör çocukların yaşadığı bu durum e, ayrıntılarla verilmiştir. Çocuklar bu kadar detay anlatamaz demiş... Zaten bu her şeyin ispatı. Bu çocuklara artık örselemeden yüce adaletin kararın milletin adına verilip çünkü o kararlar millet adına veriliyor. Artık biz bu istismarcıların tutuklanmasını ve gerekli hükmü verilmesini istiyoruz. Diğer ayrıntılar zaten avukatımız Gülşah Hanım'da. Evet Gülşah Hanım şunu da sormak istiyorum size. Şimdi cinsel istismar zaten başlı başına çok büyük bir dram ama Çocuklar daha 6 ve 9 yaşlarındalar. Bu yaşına kadar bu yaşlarına kadar büyük bir dramın içinde büyümüşler. Mesela işte erkek kardeş 9 yaşında olan çocuk kız kardeşini hiç tanımamış. 7-8 aylığına sadece görme imkanı bulmuş. O esnada da yine annenin iddiasına göre babası tarafından gönderilmiş. Orada işte yine babaanne tarafının iddiasına göre çocuğun da açıklamalarına göre eziyet de aynı zamanda görmüş. Çocukların ruh hali ne olacak? Yani devlet korunmasına neden alınmıyorlar çocuklar? Böyle bir ihtimal söz konusu mu? Aslında baba e, çocuklar şu anda babaannedeler fakat zaten bu istismar olayını güven ortamı sağlandıkları yerde, babaannenin yanında açıklıyorlar. Babaanne bilinçli bir kadın. E, çocuklar ilk istismarlı, istismar olayını babaannelerine anlattığında babaanne... Bunlar bir şeyler anlatıyorlar ama ben e, bilmiyorum, şaşırdım. E, ilk önce bir avukata gidiyor, oradan da bir psikoloğa gidiyor. Çocuklar zaten bu e, sosyal medyada gezen resmi ilk babaannelerine yapıyorlar. Yani yargılamanın çok başında yapıyorlar. Biz o resmin aslında mahkeme dosyasına sunduk. E, babaanne bu güven ortamı sağlandıktan sonra, e, psikoloğa da gidildikten sonra bir suç duyurusunda bulunuyor. Fakat o dosya biraz bekliyor daha sonra bu resim sosyal medyada yayınlandıktan sonra ve bize e, ihbar geldikten sonra o gün ihbar nöbetçisi bendim. Birebir konuştuğumda 183 aile sanırım bağlantıda bir sorun var. Saadet Hanım o kısmı biliyorum. Çünkü e, avukatımıza geldiğinde Aile Bakanlığı'na bir rapor hazırladı. Arkadaşlarımız ve bildirimde bulundular. E, dava aşamasında da hem bizim ucum olarak müdahalemiz kabul oldu, hem avukatlarımız e, çocuğun e, yanında oldular, hem de aile bakanlığı da oradaydı. E, o yüzden de ha bir de bu görülen hani e, resimlerde devamlı arka fonda çıkıyor ya bir yazı. Oradaki yazı bu davaya ait değil. Evet. E, evet. Oradaki o paylaşım. Çok farklı bir davanın yine Çanakkale'de bir çocuğun yaşadıkları ve bu davayı da biz araştırdık. Bu belgedeki bu çocuğun davasında da istismarcılar tutuksuz yargılanıyor. O yüzden biz çok iyi niyetle hani bunu bildiriyoruz, bakanlığımıza da ilettik, birçok yere de ilettik. Bu bu 27 maddelik dördüncü yargı paketinde Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen. Kuvvetli suç şüphesi yerine somut deli şartı var. Ee, diyoruz ki o kısmın içine lütfen komisyondan geçerken e, bu e, kuvvetli suç şüphesi ibaresini lütfen ekleyelim. Çünkü biz bugün bu tutuksuz yargılamalar hani Adalet Bakanımız da iletti e, bugün işte iktidardan e, tutun muhalefete kadar herkes çocukların yanında oldu. Ee, o yüzden de biz burada somut delil şartını ibaresinin de geçmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bunu e, tanık tarafları davalarda kullanabilir evet. ve biz burada çok ciddi zarara uğrayabiliriz. Failin elini, failin elindeki kozu güç yani burada ellerindeki kozu güçlendirmemeliyiz. Buradan sizlerden de destek istiyoruz bu konuda. Peki bu dava üzerinde konuşacak olursak öz anne, üvey baba neden hala dışarıdalar? E, Türkiye'nin dört bir yanından, işte bakanlıktan her yerden tepki var. Mecburen er Eylül ayını yasalara göre beklemek mi gerekiyor böyle bir durumun ortaya çıkması için? Tabii ki beklemek gerekmiyor ee, Eylül ayını e, tutuklama e, her an e, çıkabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü toplumda da çok büyük infial yarattı biz tutuklamaya, tutuksuz yargılanmaya olan itirazlarımızı yaptık. Bakanlık yaptı, biz yaptık, Çocuk Hakları Merkezi yaptı, o da dosyaya müdahil olan bütün avukatlar olarak yaptık. tekrar 17 Eylül'ün beklenmesi gibi bir şart söz konusu değil tutuklanmaları için. Ve tutuksuz oldukları için de şu anda çocukları ifşa edecek şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Belgelerde ve belgelerde paylaşılan belgelerde isimler açık açık ortada zaten. Ya evet. adalet, bu çocukların ismini değiştirmek zorunda kalacağız. Yani bununla ilgili başvuruda bulunmamız gerekiyor. Şu andan itibaren çok da güvende değiller. Unutmayalım ki istismarcılar kol geziyor ve bu çocuklar hani değil karartma dediğimiz şey aslında burada çocuklar haya, yani bakın biz Eymen çocuğu kaybettik. Eylül çocuğumuzu kaybettik. Bu şekilde vefat eden istismar sonucu vefat eden çocuklarımız oldu. O yüzden ben buradan savcılık makamına da sesleniyorum bu çocuklar kaçırılmaya çalışıldı bugün hayatta olmayabilirdi biz toplum olarak gözyaşı döküyor olabilirdik bu çocukların yaşaması hepimize bu topluma bir hediye o yüzden de buradan sesleniyoruz lütfen ee, hani biz burada hiçbir şekilde inatlaşmıyoruz yargının e, adaletin yerini bulması için mücadele ediyoruz hepimiz aynı yöne bakıyoruz çünkü diyoruz ki bu yüce milletin kararıdır yargı o yüzden de buradan yargı mensuplarına ve savcılık makamına da sesleniyoruz. İstismarcılar durmayacaklar. Çünkü bunların biz nasıl kolektif bir bilinçle orada e, sistematik bir biçimde davaya geldiklerini, orada nasıl kalabalık olduklarını, seslerinin nasıl gür çıktığını ve biz buradan çıkarız dediklerini o koridorlarda gördük. Kendilerinden o kadar böyle emindiler ki o ifadelerde, o konuşmalarda ve çıktıklarında o yüzlerindeki sırıtma ifadesini görmeniz lazımdı. Bu sırıtma ifadesi o çocuklara da bir ihanetti. Çocuklar korkmasın diye çok ağır antidepresanlar kullanıyorlar. Eğer bugün o bu insanlar dışarıda durduğu her dakika korkunç bir kötülük tarafından beslenecekler ve sesleri daha da güç çıkacak ve emin olun yarın ne baba ne kalacak ne de bu çocuklar kalacak. Biz bu durumu yaşamamak adına sesinizi çıkarıyoruz. Tutuklu yargılama usulü çok kıymetli. Şu anda delilleri de durumu da davayı da saptıracaklar. İki gün sonra emin olun. Televizyon kanallarında biz bu insanları görüp konuşurken bile görebiliriz çünkü her şeyi bekleyebiliriz. Peki teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz de takipçisi olacağız. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Uçun Başkanı Saadet Özkan ve çocukların avukatı Gülşah Ekintaş konuğumuzdu. Tekrar kolaylıklar diliyoruz.